Merhaba arkadaşlar, herkese iyi haftalar, iyi pazarlar. Bankacılık endeksi, X-Bank. Şimdi şöyle bir büyük, geniş bir göstereyim. Şuradan düşenlerimiz vardı. Şöyle geçen haftada izleyenler, geçen haftada hatırlar. Onların hepsini kaldırdım. Onların hepsi kırıldı. Bir minor düşüş trendimiz vardı. O da kırıldı, olumlu. Bankacılık artık zaten hani diplerde, şimdilik diplerdeydi bayağıdır. Hani çok da fazla düşüş beklenmiyordu. 50 gününde üstüne çıktık tekrar. İkinci kez çıktık. Birisini 27-28 Mayıs'ta çıkmıştık. 50 günün üstüne. 50 günün üstündeki hareket bize %15 bir getiri kazandırmıştı. Tabii kırılması da daha fazla götürdü de. Şimdi tekrar 50 güne çıktık. %15 olur mu onu bilemem. Haberler var, onu söyleyeceğim. Haberler burada önem içeriyor, önem arz ediyor. Bankacılık endeksi üzerinde. 20 günün üstündeyiz aynı zamanda. Şimdi çok kısacılar varsa 20 gün 1147 puanı burada endekse baz alabilir. Onun altına bir stop koyabilir. O herkesin kişisel risk algısı, hep söylüyorum. 1126'nın üstünde kalmak da olumlu. Bir destek olarak beklenir. Zaten orası 50 güne denk geliyor. 50 gün üstünde kaldıkça yukarı hareketler devam edebilir. Şimdi şunu söyleyeyim. 22'sinde PPK toplantısı var. Yani PPK Para Politikası Kurulu. Burada bir medyan beklenti, yani piyasanın ortalama faiz beklentisi 200 bas puan civarında. 150 bekleyen aracı kurumlar var. İşte 50 bekleyen de vardır, vermeyecek diyen de vardır ama ortalama anket sonucu 200 bas puan. Şimdi verir mi vermez mi? Ben o kısmını ben bilemem. Hatta kimse bilemez. Bakalım toplantıdan ne çıkacak göreceğiz. Yani burada geçen hafta da söylemiştim. Hatta bir arkadaş Halkbank videosu istemişti. Çok zarardayım falan demişti. Orada da söylemiştim. Merkez Bankası toplantıda 0.25 bile açıklasa, bu Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale edebileceğine dair bir gösterge olduğu için olumlu yorumlanır diye tahmin ediyorum. Yani beğenilmeyebilir. İşte aşağı hareketler de olabilir ufak tefek. Ama Merkez Bankası'nın hani bu pandemi döneminde şey vardı ya, 3 toplantı, 4 toplantı oldu. Herkes acaba faiz verildi mi, verilecek mi falan derken hiçbir şey yapılmadı, hiçbir karar alınmadı o yönde. Hani o durum çok kötüye itti bankaları açıkçası. Tabii yani o kırıldı. Yani işte geçen ay verilen faiz, swap faizlerinin arttırılması, geç likitte penceresinin arttırılması falan derken Merkez Bankası ufak tefek müdahalelere başladı. Bu olumlu algılanıyor bankacılık endeksinde. Algılanır zaten, normaldir. Dolayısıyla yani Perşembe günü bankacılık endeksi için önemli bir gün. Banka hisseleri için de önemli bir gün. Yani şimdi mesela geçen hafta için ayın 22'sini fiyatlıyor diyenler de var. Bankacılık endeksi. Dolayısıyla bu çıkış eğer ayın 20'sini fiyatlıyorsa, ki zaten bir dirence de geldi şu an. İşte 1182-83'lerde bir direnci vardı buranın. Fiyatlıyorsa Perşembe'ye kadar olumlu hareketlerin devam ettiğini görebiliriz burada. Ama hani teknik analiz bakımından 50 gün üstünde kaldıkça da söylüyorum. 1125-26'ların, hatta 1126 olarak alalım, üstünde kaldıkça olumludur. Eğer Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı çıkarsa ve şuradaki direnç de pazartesi geçilirse, daha önce bunu işaretlemiştim. 1279, burada altın oran diyebiliriz buraya. 1279'un üstüne çıkılırsa 1367'ler yani hızlanır büyük ihtimal. Endeks de hızlanır, bankalar da hızlanır ve 200 gün var arada. 1309'da 200 gün ortalamayı falan kırar diye düşünüyorum. Ama 1279'un üstüne çıkmak kaydıyla. Şimdi bunun benzerini TSKB yaptı. Birazdan TSKB videosu da yapacağım. TSKB 1.21'in üstünde biz bir hızlanma bekliyorduk. 1.21'i kırınca 1.28, hatta gün içinde 1.29, 1.28, 1.29 falan tavana kadar vurdu. Yani tavanda beklemiyordu kimse. TSKB'nin tarihinde bildiğim kadarıyla tavan hareketi zaten ilk defa mı oldu? Yani ilk defa oldu. Dolayısıyla takip edilmesi gereken seviyeler zaten şu anki seviyesi 1182. Burayı geçmek zorunda.
geçmek zorunda derken öyle olacak anlamında söylemiyorum. Yani bir direnç burası. 1182 geçildikten sonra 1279'un da kırılımı halinde biraz daha hızlanıp 1362'ye kadar hareketler beklenir. Tabi oralarda o yani ara dirençlerde bakmak lazım. 1312 işte 1300 kaç dedik oraya? 62, 63, 65 buralarda tekrar vurup geri mi dönüyor? Yoksa işte hareketine devam mı ediyor? Onu orada görmek lazım. Bir ısınmadan söz etmek zaten mümkün değil. İşte 62 şu an yukarı hareket veriyor. Bütün göstergeler burada. RSI 62'de. Yani burada ne kar sağlayabilirsiniz ki sonradan girenler yani. Dipte girenler kar sağlar ancak. Banka kağıtları özelinde söylüyorum bunu. Endeks özelinde değil. Dolayısıyla durum böyle. Haber akışı da buna dayalı takip etmek lazım. Haber akışlarını burada ve pozisyon almak lazım. Tabi bir müdahale yapılmazsa yani eğer bu fiyatlama Merkez Bankası'nın 200 bas puan veya atıyorum 100-150 işte piyasa neye doyar? Belki 0 yani 0.50'ye de doyar piyasa belki de. Dolayısıyla böyle bir fiyatlama varsa Perşembe günü bir karar, bir faiz kararı gelmezse o gün biraz dikkat etmek lazım açıkçası. O zaman tekrar aşağı yönlü hareketler olma ihtimali mevcut. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Umarım piyasalar için olumlu kararlar çıkar da çünkü çok da zararda olan var. Onlar da biraz kendini kurtarır açıkçası. Dileğim bu. Herkese iyi haftalar dilerim.